Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz üçgende alan. Üçgende alan konusunu şöyle bir başlık atıyorum arkadaşlar. Üçgende alan. Üçgende alan. Arkadaşlar bizim bildiğimiz ilk etapta bizim bildiğimiz herhangi bir üçgen var biliyorsunuz. Herhangi bir üçgenimiz. Bu dik üçgen olsun. Dik üçgen olsun. Bu dik üçgense eğer şu kenar ve şu kenarların çarpımının ikiye bölümü nedir her zaman? Bana neyi verir? Üçgenin alanını verir. Tamam mı? Ama bu dik üçgen olmayabilir. Eğer bu dik üçgen değilse, dik üçgen değilse arkadaşlar. Atıyorum şu A kenarına ait. Evet, şu A kenarına ait yükseklik H ise alanım ne olur benim? A çarpı H bölü 2 olur. Evet. A çarpı H bölü 2 olur arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere A çarpı H A bölü 2 B çarpı H B bölü 2. Niye? B kenarına ait yükseklik budur. Ve C kenarına ait yükseklik de budur arkadaşlar. Bunları C ile çarparsın. Neyi buluruz? Alanı buluruz. Ayrıca arkadaşlar şöyle bir olay da var. Dar açılı bir üçgen değil mi? Bakın bu geniş açılı bir üçgen. Geniş açılı bir üçgenin yüksekliği nereden her zaman dışarıdadır. A çarpı HA bölü 2'den de yine aynı sonucu bulabiliriz. Evet, şuna bakalım alt kısmında. Geniş açılı bir üçgende geniş açıyı bakın geniş açılı bir üçgen. Şuradan anlıyorum bakın geniş açılı bir üçgen olduğunu. Tamam mı? Buradaki HC'yi bulacağım ben. Nasıl buluyorum? Uzantısını alıyorum. Alın uzantısını. Bakın HC'yi buldum. Tamam mı? Aşağıya bulayım. Bak uzantısını alın. Bu da aşağıdır. Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. Evet, soru üzerinden başlayalım yapmaya. Şimdi AB kaçmış? 15. AD kaçmış? 24. Burası 24'müş arkadaşlar. Bakın ben şimdi şu kısmın alanını bulabilirim arkadaşlar. Şu kısmın alanını istiyor benden. Nasıl bulacağım? 8 çarpı 15 bölü 2. Evet, 8 çarpı 15 bölü 2. Ne çıkar buradan? Sadeleştirdim. 4 kaldı. 4 kere 15 60. Demek ki şu alan 60'mış. Benim bir tane daha formülüm vardı. Neydi o? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 24 çarpı x bölü 2. O da neymiş? 60. Tamam mı arkadaşlar? Ne yapalım? 24'ü 2'ye bölelim 12. 60'ı 12'ye böl. X nedir burada? 5'tir arkadaşlar. Evet. X'i kaç buldum? 5 buldum. Evet. Sorunun mantığı bu şekilde. Bu şekilde yorum yapabiliriz. Bu sorularda. Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Devam edelim. Pardon. Şimdi evet, şurada ikinci soru var ama evet, şöyle gösterelim arkadaşlar. Bakın, birinci sorunun cevabı kaçmış? 5'miş. Gelelim ikinci soruya. Evet, gelelim ikinci soruya. Evet, bunu büyütemedik fazla. Heh, şöyle yapalım arkadaşlar. Evet, gelelim ikinci soruya. Şimdi bakın burada alan BC'yi istiyor arkadaşlar. Yani şu kısmın alanını istiyor bakın benden. Nasıl bulacağım bakın ben bunun alanını? Şuradan çizgiyi çektim. Ne yapıyorum arkadaşlar? Alan buluyorum bakın alan. Yani şu BCK'nın alanı. Bakın alan BCK. Tamam mı? Nasıl buluyorum? 10 çarpı 8 bölü 2. 8 bölü 2. 82'ye böl. 40. Tamam mı? Alt tarafa geliyorum. Burası kaçmış? 18. Şimdi alan diyorum CKE. Evet CKE. Evet doğru söyledik. 18 çarpı 4 bölü 2'den 36 çıktı. Gördünüz mü arkadaşlar? 36. Şimdi bakın ben bunun alanını buldum. 40. Bunun alanını buldum 36. 40 36'da kaçmış? 76. Evet 40 36'da kaçmış arkadaşlar? 76'ymış. İkinci sorunun cevabı bu şekilde. Gelelim üçüncü soruya. Evet, gelelim üçüncü soruya.
Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman burada ikizkenar bir üçgen var. İkizkenar üçgenin özelliklerini biliyorum ben. İkizkenar üçgenin özelliklerinde ne vardı? Tabana dikme indirebiliriz değil mi? Bakın tabana diklik gönderdim. Her zaman nasıl bölüyordu bu tabanı? İki eş parça. Yani burası 12 ise 6 6 diye bölecek bakın. Evet bu şekilde. Şimdi benden istenen nedir acaba arkadaşlar? Evet. Şimdi benden istenen nedir? Aa, pardon yanlış oldu. Niye yanlış oldu? 14 zaten. 14'ü 2'ye böl. 7 olacak. 12 diye düşündük. Yanlış toplamışız. Yani 7 değil mi? Heh, burası da 3. Şimdi çıktı arkadaşlar sonuç. Ne üçgenim var? 7, 24, 25. Alan bulacağım. 24 ile 4'ü çarp 96. 2'ye böl 48. Gördünüz mü arkadaşlar? 24 ile 4'ü çarp 96. 2'ye böl 48 bulduk. Evet, üçüncü sorumuzun cevabı da bu şekildeydi. Alan sorularına devam edelim. Evet, gelelim dördüncü soru. Evet, gelelim dördüncü soru. Şuraya baktığımız zaman 4 var, DC neymiş? 6. Evet, paralellik var arkadaşlar görebiliyoruz. Paralellik var. Şimdi bakın, ben paralellik olduğu için bunun alanıyla, bakın bu alanla bu alan eşit midir? Eşittir bak. O zaman olayımız bitti. 6 kere 4, 24. 2'ye böl 12. Gördünüz mü? 6 kere 4, 24. Paralellik olduğu için sol taraf sağ tarafa eşit. Yani 6 kere 4, 24. 2'ye böl 12 cevabını buluruz. Evet, beşinci soruya geçtim. Beşinci soru. Beşinci soru arkadaşlar. Şimdi alan AC'de, yani benden şu kısmın alanını istiyor, tamam mı? Evet. Alan AC'de benden şu kısmın alanını istiyor. Nasıl yapmamız lazım? Bakın şöyle uzattım. Bakın arkadaşlar. Şöyle uzattım. H1 diyelim buna. Buna ne diyelim? H2 dik midir? Diktir. Evet. Buna H1 diyelim, buna H2 diyelim. Şimdi arkadaşlar, şu kısmın alan nedir? 8 çarpı H1 bölü 2. Evet, yazalım adı uzunca. 8 çarpı H1 bölü 2. Artı, bu nedir? 8 çarpı H2 bölü 2. 8 çarpı H2 bölü 2. 8'i 2'ye böldüm. 4H1 artı 4H2. 4 parantezini aldım. H1 artı H2. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi burada H1 artı H2 nedir? 12 değil midir? Bakın 12'dir. 12 çarpı 4 48. Evet 12 çarpı 4 sorumuzun cevabı neymiş? 48'miş. Evet burada ne yaptık? Böldük arkadaşlar. Kısacası böldük. Devam edelim. Devam edelim. Yine bir soruyu atlamış. Evet. Bunu şöyle tam gözükmüyor şu anda. Şöyle biraz daha gösterelim. Evet, şimdi bakın burada altıncı soruyu yapmaya çalışacağız arkadaşlar. DE neymiş 4, BC neymiş 12. Gördük mü? BC 12. Şimdi AD ile bakın arkadaşlar. Bakın şuradan bir parça indirdim. Gördük mü? Alan bulacağım. Neydi alan? 12 çarpı 4 bölü 2. 12 çarpı 4 bölü 2'den ne çıktı? 24 çıktı. Ha, bunun alanı neymiş o zaman? 24. Arkadaşlar bununla bu eşitmiş. Bakın eşitlerin gördüğü yer 24 ise eşitlerin gördüğü yer nedir? O da 24'tür. 24, 24 daha nedir? 48'dir. Gördünüz mü? Evet. 24, 24 daha nedir? 48'dir. Evet. Cevaplarımız 48 çıkıyor. Evet. Devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Bir dakika. Şuradan devam edelim. Evet, şimdi farklı bir alan formülüne geldik. Farklı bir alan formülü. Bir açısı ve bu açıyı, evet, bir açısı var arkadaşlar. Bakın, bir tane açıyı bulmam lazım. Açı bilinecek ve kenarlar bilinecek arkadaşlar. Ben bunun alanını bulacağım. Yani açı 90 derece olabilir de olmayabilir de. Abi açı olmalı. Şimdi bakın ben bunun alanını nasıl buluyorum arkadaşlar? Nasıl buluyorum? Bakın
B çarpı, normalde benim alan formülüm neydi? B çarpı C bölü 2. Bakın bunu yazdım. Ama arkadaşlar 90 derece varsa burada bırakıyorum. Niye burada bırakıyorum? Aslında 90 derece varken bırakmıyorum ben burada. Aslında 90 derece varken ben buraya sin 90 yazıyorum. Sin 90 da 1'dir. Bakın B çarpı C bölü 2 oluyor. Ama buradaki açıyı bilmiyorum. Alfa ise ne yazacağım? Alfa yazacağım. Gördünüz mü? B çarpı C bölü 2 çarpı sin alfa yazıyorum. Devam edelim. Evet, devam edelim. Soru 7 arkadaşlar, evet. Soru 7. soru. Şimdi bakın, ben burada şunu düşünmem gerekiyor. Buraya alfa dersem burası nedir? Bu da alfadır değil mi? Evet, bu nedir? Bu da alfadır. Şimdi arkadaşlar, şöyle düşündüğümüz zaman sin, bakın ben bunu neyini bulmam lazım? Sin alfasını bulmam gerekiyor ki alanı bulayım. Ben burada biliyorum ama bakın sin alfayı. Burası da 10'dur. Sin alfa nedir? Karşı bölü hipotenüs. Sin alfa karşısı nedir? 8 bölü 10'dur. Bu da nedir? 4 bölü 5'tir arkadaşlar. Bakın sin alfayı ben buldum. 4 bölü 5. Niye bunlar alfa alfa eşit? Ters açı olduğu için. Değil mi bakın? Ters açılar var. O yüzden ne yapıyorum? Bakın arkadaşlar. Bir daha anlatıyorum şu kısmı. 12 çarpı 25 bölü 2. Diklik varsa böyleydi. Ama aradaki açıyı ben biliyorum. Sin. Sin alfa. Bakın 6 kere 25 150. 150 çarpı sin alfa nedir? 4 bölü 5'tir. Evet, 150'yi 5'e böl 30. 30 kere 4 120 arkadaşlar. Evet, 30 kere 4 120. Yani EDC neymiş? 120 arkadaşlar. Evet. Alan EDC 120'ymiş. Evet, bir daha anlatayım arkadaşlar. Bir daha yorumlayalım. Şimdi ters açılar olduğu için sinüsler birbirine eşittir. Yani açı aynı olduğundan. Sin alfayı nasıl buluyorum? Karşı bölü hipotenüs. Yani 4 bölü 5. Yani 8 bölü 10'dan 4 bölü 5. Sonra alan bulurken ne yapıyorum? B çarpı C bölü 2 çarpı sin alfa. Evet, şimdi arkadaşlar 7. soru. Ve soru 8. Evet, 8. soruya gelmiş bulunuyoruz. 8. soru. Evet, soruya bakalım. Evet, soruya bakalım arkadaşlar. Ne var burada? Açıortaylar var. İki tane açıortay var. Şimdi arkadaşlar ben şunu düşünüyorum, bakın hemen. Ben buna AA diyeyim. Bu da BB diyorum. Şimdi 2A artı 2B nedir burada? 90 mıdır? 90'dır. Değil mi? Yani 90 burada olduğu için. A artı B nedir burada? 45'tir arkadaşlar. Burası nedir? 45. Şimdi bu 45 ise burası nedir? 135 değil mi? Burası nedir? O da 45'tir. Evet. Ben açıyı buldum. Kenarları biliyorum, açıyı biliyorum. Ne yapacağım? Alan formülünü kullanacağım. Maviyle yazalım. 1 bölü 2. Yanları çarpıyorum. 3 kök 2 çarpı 6. Ve sin 45. O nedir? Kök 2 bölü 2. Bakın kök 2, kök 2, 2. Gitti mi gitti. 6 kere 3, 18. 2'ye böl 9. Evet. Hızlı olduysa bir daha anlatıyorum arkadaşlar. Şu açıyı buldum. 135. Burası nedir? 45. Evet, orası dedik 45. Peki, 45 olduğunda ne yaptım artık? Alan formülünü uyguluyorum. 3 kök 2 çarpı 6 bölü 2 çarpı sin 45. O da buradan 9 cevabını bulabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi diyoruz ki 3 tane kenarının uzunluğu biliniyor ama açı yok. Bakın hiçbir şekilde açı yoksa nasıl bulacağım? Şuradan buluyorum. Çevreden buluyorum arkadaşlar. Çevreye 2U diyorum. 2U eşittir ABC'nin toplamı. U nedir o zaman? ABC bölü 2. Bakın ABC bölü 2'dir U. Şimdi arkadaşlar alanı ben nasıl bulacağım? Alan ABC. Evet, alan ABC diyorum. Karekök U çarpı U eksi A. U eksi B. U eksi C. Ben bunlarla çarpıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Bunlarla çarptığımız zaman sonucu buluyorum.
Evet, devam edelim. ABC üçgeninin kenar uzunlukları. Evet, hemen bir üçgen çizelim. Örnek 9'da. Çizdim üçgenim bakın. 8'miş, 9'muş, 15'miş. Arkadaşlar U'yu bulayım ben hemen. 15, 9 daha nedir? 24. 8 daha nedir? 32. Değil mi? Çevreyi buluyorum, topluyorum yani. Ama 2'ye bölmem lazım U'yu bulurken. U'yu buldum bakın, 16. Karekök içinde 16 çarpı 16'dan 8'i çıkarttım. 8. 16'dan 9 çıktı. 1. 15 çıktı. 1. 16'yı dışarı attım. 4 kök 56. Evet, cevap budur. Ben bakıyorum. Hayır, cevap bu arkadaşlar. Nasıl yapacağız o zaman? 4 çarpı karekök 56'yı şöyle yazabilir miyim? 4 çarpı 14 diye yazabilir miyim arkadaşlar? 14 diye de yazabilirim değil mi? Evet. Buradan ne gelir arkadaşlar? 8 kök 14 gelir. Gördünüz mü? 8 kök 14 gelir. Evet. Devam edelim. Evet, devam edelim. Evet, şu D ifadesinden devam edelim arkadaşlar. D ifadesinden devam edelim. Şimdi diyor ki çevresi ve iç teğet çemberinin yarıçapı bilinen üçgenin alanı. Evet, D ifadesinden devam etmek gerekirse çevresi ve iç teğet çemberinin yarıçapı bilinen üçgenin alanı. Şimdi arkadaşlar, şimdi evet, şu an sorularımızı çözdük. 9-10. Soruya geçeceğiz. Şuradan anlatalım ilk önce. Şimdi arkadaşlar, uzunca bir bakalım. Alan ABI. Bakın, alan ABI mesela. Neymiş? C çarpı R bölü 2. Alan AIC. Neymiş? B çarpı R bölü 2. Alan BIC. Neymiş? A çarpı R bölü 2. Bunların hepsini topla. A bölü 2, B bölü 2, C bölü 2. Yani ABC'nin toplamının 2'ye bölümü nedir? U çarpı R. Gördük mü? Bak, buradan direkt geliyor. U neydi? Çevrenin yarısıydı. Evet. Bu da buradan. Pardon arkadaşlar. Evet. 10. soruyu şöyle daha yakından gösterelim. Evet. Şimdi 10. soruyu görüyoruz. 7-24. Şimdi arkadaşlar 7 ve 24 var. Ben burada yarıçap bulmam lazım değil mi? 7-24 ise burası kaçtır? 25'tir. Tamam. Alan bulayım arkadaşlar ben bir kere. 7 çarpı 24 bölü 2. 12 kere 7 nedir? 84'tür değil mi? Alan neymiş burada? 84'müş arkadaşlar alan. Şimdi bakın ben alanı yazıyorum. 84 eşittir. U çarpı R'den bulacağım bakın. U. U nedir? 24. 25 daha 49, 7 daha kaçtır? 56. 2'ye böl U'yu, 28 çarpı R. R nedir arkadaşlar bundan? R 3 birimdir. Evet, R nedir bundan? R 3 birimdir. Gördünüz mü arkadaşlar? R'yi 3 olarak buldum. Evet. Gelelim soru 11. Evet, soru 11 arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyoruz. 7, 24, 25 üçgenini bilmem gerekiyor bir kere. Şuradan ayıralım bakın şöyle. Evet. Bundan sonrasını yapacağız. Bu 7'yi bakın arkadaşlar, burada kenarın 7 olduğu için 7S diyorum. 24S diyorum. 25S diyorum. Ne oldu buradan? 56S oldu bakın. 56S. Alan neymiş? 56S. Daha düzgün yazalım. Bu neye eşittir? 7 çarpı 24 bölü 2'dir değil mi arkadaşlar? 56 7'ye böl 8'dir. 24 2'ye böl 12'dir. S nedir burada? 12 bölü 8'dir arkadaşlar. 4'e bölün 3 bölü 2'dir bakın S. Benden istenen ne? A, I, B. Yani benden istenen 24 ise. Yani 24 çarpı 3 bölü 2.
72'yi 2'ye böl. 36 arkadaşlar. Evet. 11'in cevabı 36'ymış. Evet. 11'i de bu şekilde yapıyoruz. Evet. Tüm alanı buluyorum. Yani bakın arkadaşlar, burada iç açı ortayların kesim noktasını gördüğüm anda düşünmem gereken şu olacak. I'yı görmem lazım. Diyeceğim ki 24 ise, 7 ise ve 25 ise. Evet, devam edelim. Alan karşılaştırma. Evet, alan karşılaştırma diyelim arkadaşlar. Evet. Tamam, burayı yaptık. Şimdi, yok, alan karşılaştırma daha önce kısımlar var, onları göstermemiz lazım. Evet, şuradan başlayalım. Ne diyor bakın? ABC dik üçgeninin diyor, işte çemberin hipotenüse değdiği noktanın. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Değiyor bakın. Noktanın hipotenüsten ayırdığı parçaların uzunlukları m ve n ise diyor. M ve n ise diyor. Alan nedir diyor? İspata gerek yok. Direktman alanı m çarpı n diyebiliriz. Hani ayırdığı parçaları çarparsam ben neyi buluyorum? Alanı buluyorum arkadaşlar. Şimdi burada alan nedir burada mesela? Alan nedir burada? 6 kere 9 54'tür değil mi? Bakın alan 54'müş. Ama AB çarpı AC, benim alan formülüm neydi arkadaşlar? AB çarpı AC bölü 2 değil midir? 2'dir. 54 ile 2'yi çarp 108. 108 nedir? AB çarpı AC'dir. Gördünüz mü? Evet, alan formülümüz neymiş? AB çarpı AC 108'miş. Evet. Şuraya geçelim arkadaşlar. E ifadesine gelelim. Kenar uzunlukları ve çevre çemberinin yarı çapı bilinen üçgenin alanı. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorum? Bakın alan ABC diyoruz. Evet, alan ABC. Alan ABC neymiş? A ile B'yi çarpıyorsun, ABC'yi çarpıyorsun. Neye bölüyorum? 4R'ye bölüyorum. Yani yarıçapı 4 ile çarpımına bölüyorum. Çevre çember varsa. Ne diyor bakın burada? Evet, soruyu okuduğumuz zaman O merkezli çember ABC üçgeninin çevre çemberi ise diyor. Çevre çember. Ne yapıyoruz? ABC'yi çarpıyorsun. 14, 12, 6'yı çarpıyorsun. 4R'ye bölüyoruz. Şimdi ben burada alan bulmam lazım. Ya arkadaşlar ben alanı bilmiyor muyum zaten? Alan neydi? Çevreyi bul. Neydi? 26, 6 daha 32. 2'ye bölelim 16. Bu 16'ymış. Ne yapıyorum? 16 çarpı. U eksi A. 2. 16, 14 çıkarttım 2. 16'dan 12 çıkarttım 4. 16'dan 6'yı çıkarttım 10. Ne çıktı buradan? 16 kere 4, 64. Dışarıya 8 kök 20 diye çıkar değil mi arkadaşlar? İşte bu alandır. 8 kök 20. Şimdi 4'e bölelim. 3. 4'e böldüm. 2. Bakın yine 3. 14 çarpı 9. 14 çarpı 9 bölü 4 ve eşittir. 2 kök 5 diyelim hadi, kök 27. Şimdi 2'ye böldüm. 7. Evet. Şimdi arkadaşlar ne çıktı buradan? 63 eşittir 4 kök 5 R. Ne yapıyorum? R'yi bulmak için 63 bölü 4 kök 5 diyorum arkadaşlar. Bakın. Ha, burada niye farklı çıktı sonuç? Kök 5 ile çarparsak ne olur? 63 kök 5 bölü 20 olur. Gördük mü arkadaşlar? Yine aynı sonuçları bulabiliriz. Bakın mantık budur. Ne yaptık burada? ABC çevre çember varsa bölü 4 ve eşittir U formülünden de alanını buldum. Evet, örnek 14. Kenar uzunlukları 8, 12, 16 santim olan. Evet. Üçgenin çevre çemberinin yarı çapı diyor arkadaşlar. Evet, çevre çemberinin yarı çapı diyor. Şu kuralı geçtik ama fark etmez. Bu kuralı vermemize gerek yok. Evet, çünkü aynı şeyden bahsediyor bakın bana. R A çarpı U eksi A, R B çarpı U eksi R. Yani formülün çıkış noktasını anlatmış bize. Çevre çemberinin yarı çapı kaç santimdir diyor.
Arkadaşlar ne yapacağım? 8, 12, 16'yı ne yapıyorum? 4 R'ye bölüyorum bak. Alan buydu. Şimdi U formülünden alanı bulayım ben. 16, 12 daha kaçtı? 28, 8 daha kaçtı? 36 bölü 2'den. 18. Karekök içinde. 18 çarpı. 18'den 8'i çıkarttım 10. 12'yi çıkarttım 6. Bakın 2'yi buldum. Değil mi? Şimdi arkadaşlar nasıl yapacağız? Dikkat edin biraz. 4'e böldüm 4. 32 çarpı 12 bölür. Buradan ne gelir? 18 kere 32 nedir? 36. 6 diye çıkar değil mi? 6 kök 60. Gördük mü arkadaşlar? 64 geldi bakın buradan da. 64 bölür eşittir kök 60. R nedir buradan? 64 bölü kök 60. Evet. Peki arkadaşlar, kök 60'ı ben nasıl yazabilirim? Kök 60'ı şöyle göstermek gerekirse. 2 kök 15 olarak yazabilir miyim? 4 çarpı 15, 60'tır. O da 2 kök 15'tir. 64'ü 2'ye böldüm. 32 bölü kök 15. Gördük mü? 32 bölü kök 15'te çevre çemberinin yarı çapıdır. Evet, şimdi geldik arkadaşlar. Alan karşılaştı. Evet, alan karşılaştırma konusuna geldik. Başlayalım arkadaşlar. Birer kenarları eş olan iki üçgenin alanları arasındaki oran bu kenarlara ait yüksekliklerin oranına eşittir diyor, tamam mı? Şimdi düşünsenize. Kenarlar aynı. AH1 bakın. Bir yere de AH2. Alan neye eşittir burada? H1 bölü H2'ye eşittir. Gördük mü? Evet, mantık böyle. Peki, birer yüksekliklere eşit olan iki üçgenin alanları arasındaki oran, yüksekliklerin ait oldukları kenarların oranına eşittir diyor bakın bana. 1 bölü 2 diyorum. BC çarpı H bölü 2 bakın. Sonra EF çarpı H bölü 2. Tamam mı? Burada alan neye eşittir? BC bölü EF'ye eşittir. Gördük mü? Evet, buna bakalım. Benzer iki üçgenin alanları arasındaki oran, kenarları arasındaki oranın karesine eşittir. Bakın, eğer bunlar benzerse, benzerlik oranının karelerine eşittir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Evet, bunları unutmayalım. Devam ediyorum. Burada alan nedir diyor. Arkadaşlar bakın, burada alan nedir? EC neymiş? 2K. Hemen yazdım bak, karşısındaki. BE nedir? Karşısında 1 var, K. Şimdi bakın iyi bakın. 6 kere 9, 54. 2'ye böl 27. Alan 27. Ama nerenin alanı 27 arkadaşlar? Ben buraya S dersem buraya 2S diyeceğim. Yani 3S 27 ise S nedir buradan? 9. Gördük mü? Yani burası neymiş? 9. Örnek 15. Bu kadar arkadaşlar. 16'ya bakalım. Bakın ikizkenar var. İkizkenar varsa tabana dikme indir. Ne oldu? 8, 8. Yüksekliği buldum bak 6. ABD diyor. Değil mi? Alan ABD diyor bakın bana. Evet. Nasıl yapacağım? Burada 8 kere 6, 48, 2'ye böl 24. Alan 24 bak. 24 de burayı buldum. 48 mi oldu arkadaşlar? Evet. 24. Bakın arkadaşlar. Burada artık buranın ben yüksekliğini bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. 10 birim kenarda 48 ise 5 birim kenarda nedir? 24 bak. 10'da 48 ise 5'te 24. Cevap nedir buradan? 72 çıkar. Gördük mü? 16'nın cevabı da bu şekilde. 17'ye bakalım. Ve bundan sonra bu dersimizi bitirdim arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde de alandan devam edeceğiz. Alanla ilgili sorularımıza devam edeceğiz. Şimdi şu soruya bakalım. Bakın gönderdim. Gönderdim ben dikliğimi. 3, 3 diye gittim. Bu nedir? 4'tür. Şimdi arkadaşlar bak burada şurada aklıma geldi. Ha, burada ben neyi bulmam lazım? Sin alfayı aslında. Sin alfa nedir burada? Sin alfa 4 bölü 5. Karşı bölü hipotenüs. Burada aynı o zaman. 1 bölü 2, 2, 5, 4 bölü 5. Sin alfayı yazdım. Gitti mi gitti? Gitti mi gitti? Cevap nedir? 4'tür arkadaşlar. Evet, cevap nedir? 4.
Evet, cevap nedir? 4 santimetre karedir. Bakın, her zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın, her zaman ne yapıyorum? İkizkenarlık varsa tabana dikme indiriyorum. Evet arkadaşlar, burada kaldık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.